Sordular Resulullah'a, infakın en değerlisi ne zaman? Dedi ki, en tunfika ve ente sahihun, şahihun, te'melul gina ve tekşel fakr. Sen sağlıklıyken, arzulu istekliyken, gelecek beklentin var, önünde çok uzun bir hayat var, büyük servetler sahibi olmayı dileyen bir yanın var, fakirlikten yana endişen var, çünkü önünde daha koca bir hayat var, hayatı boş vermemişsin, hayat seni bekliyor, bu kadar kendini rahat, istekli, arzu dolu hissediyorsun, bu kadar serbest, güçlü hissediyorsun. Ayaklarını yere basarken dağlarla neredeyse boy ölçüşüyorsun. Ama Cenab-ı Hakk'a duyduğun sevgi ve saygı seni onun huzuruna getiriyor. Ne hastalığın korkusu, ne ilerlemiş yaşın etkisi, ne de başka herhangi bir etki henüz hayatında yok. İşte en değerli zamanların. Dolayısıyla kulun hayatta kendisini en serbest, en rahat hissettiği zamanlar da görece daha değerlidir. Nasıl olsa yaşlılıkta yaparım deme, yaşlılıkta yaptığının katsayısı aynı bu üniversite sınavındakiler gibi olabilir. Gençken yaptığına Cenab-ı Hak diyelim 3 ile çarpıyorsa, yaşlılıkta yaptığını 1 ile çarpabilir. Hiçbir zaman aynı safta 18'inde duran adamla 78'inde duran adamı Cenab-ı Hak bir tutmaz. Vallahu yukaddiru leyle ve nahar. Cenab-ı Hak geceyi bile gündüzü bile takdir eder. Gece kalkanla gündüz kalkanı da ayırt eder. La yestavi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatal. Sahabe-i kirama Cenab-ı Hak dedi ki, sizden, ki bunlar sahabe-i kiram, Resulullah'ın arkadaşları, İslam'ın o ilk saadet döneminin yoldaşları, Cenab-ı Hak onlara dedi ki, hayır, hepiniz bir değil. La yestavi minkum men enfaka min qablil fethi. Sizden fetihten önce infak edenlerle ve katel, fetihten önce savaşanlar sonrakilerle bir değil. Mekke'nin fethi öncesi. Bedir'de bulunanlar mesela. Uhud'da bulunanlar. Mekke döneminde iman edenler, ilkler, Mekke'nin olanca kasvetinin hakim olduğu dönemde bütün karşı rüzgarı karşısına alıp Sümeyye gibi radıyallahu anha şehadete koşanlar. Cenab-ı Hak dedi ki hepsinin yeri ayrı. Hepsinin ayrı bir katsayısı var. O bakımdan kişinin hayatında da değerli zamanları var. Şeytan seni nasıl olsa sona doğru ben yaparım düşüncesiyle kandırmasın. Kaçırdığın zamanların katsayısını da bir daha geri gelmeyecek şekilde kaçırıyorsun. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda şöyle durmak hiç hoş gelmeyebilir sana. Ya Rabbi sona doğru toparladım. Ama toparladım işte, şükür, ona da şükür. Ama eğer senden öncekinin çok daha genç yaşta Cenab-ı Hakk'a kulluk edip, Ya Rabbi ölümün korkusuyla, yaşlılığın etkisiyle değil, sana duyduğum sevginin etkisiyle çok genç yaşlarımda huzuruna geldim. Hamdolsun beni bana muvaffak kıldın diyene Cenab-ı Hakk'ın iltifatıyla seninki bir olmaz. Öteleme, geciktirme, kötü bir akıbetin işareti olabilir.